Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Ege Haber Bülteni'nde stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Karşıyaka ve İzmir adına bu gurur kaynağını biraz daha dillendirelim istiyoruz. Övünçle dile getirelim istiyoruz. Evet. Çünkü az önce haberimiz içerisinde de verdik. Türkiye'de hiçbir ilçe belediyesinin bugüne kadar gerçekleştirmediği bir oda orkestrasını siz gerçekleştiriyorsunuz ve Karşıyaka'da yapılıyor bu. Niçin diye hemen soralım evet. Tabii. Çok teşekkür ederim. Bugün çok haklı bir gururu da yaşıyoruz Karşıyaka Belediyesi olarak, Karşıyakalılar olarak. Çünkü 30 Mart yerel seçimlerinde göreve geldiğimde Karşıyaka'da biz bir strateji belirlemiştik. Hı hı. Ve vizyonumuzda Karşıyaka'yı kültür, sanat, turizm ve spor kent yapacağız diye. Tabii kültür sanat anlamında çok ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Bugün ise uzun zamandan bu yana planladığımız, üzerinde çalıştığımız ve çok hassas bir şekilde çalıştığımız oda orkestramızın artık oluşumunu tamamladık. Evet. Ve 17 Ocak'ta da yine muhteşem bir konserle ilk konserimizi vereceğiz. İzmir açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İzmir her zaman çağdaşlığın, aydınlanmanın başkenti olmuştur. İzmir her zaman örnek bir kent olmuştur ve İzmir her zaman ilkler kenti olmuştur. Yine ilk bir işin İzmir'den ve Karşıyaka'dan çıkması da bizim için ayrıca önemli. Şimdi dikkat ettiğiniz bir detay da şu olsa gerek, diğer projelerde de göze çarpan kalıcı ve başarılı olması noktasında da dolayısıyla hazırlık aşaması da ciddiyetle ele alınmıştır diye tahmin ediyorum ama nasıl hayata geçti oda orkestrası, biraz bundan bahsedelim. Evet. Ve yine bir detay da ilk turne New York'a olacak şeklinde, bu doğru mu diye sizden bir kez daha teyit isteyelim tabii. Evet, tabii biz göreve geldikten sonra bizim bir opera binamız var. Geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Cevat Durak tarafından yaptırılan bir opera binası. Kendisine de böyle bir yatırım yaptığı için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Ve bu opera binasında birçok sanatçıyı misafir ettik. Binlerce yurttaşımız orada senfoni dinledi, opera izledi. Biz de bunu arttırarak devam etmek istedik. Daha önce hizmet alımıyla yapılan bir orada gösteriler vardı. Bizim bu süreçte en önemli olan işimiz kalıcı bir kadroyu oluşturduk. Ve birçoğu İzmirli genç sanatçıların olduğu bir kadro oldu. Yaş ortalaması çok düşük. En büyük orkestra üyemiz 28 yaşında. Özellikle gençlerin çok sesli müziğe vermiş olduğu katkıyı ön planda tutarak iyi bir biz orkestra oluşturduk. Ağustos ayında tohumunu attık. Profesör Şef Rengim Gökmen süpervizörlüğünde ve Aralık ayında da seçmelerini gerçekleştirdik. 3 gün süren bir seçme oldu. Çok çekişmeli bir seçme yaşadık ve en iyilerini seçtik. Hiçbir şekilde bir kayırma vesaire söz konusu olmadı. Çünkü sanatta ve sporda ben torpil olmayacağına inanan bir insanım. Ve en iyisini yapmaya gayret gösteren bir anlayış içerisinde olduğumuz için de oda orkestramızda en iyi ekiple oluşturduk. Bugün sadece Karşıyaka'mızda değil, İzmir'imizin diğer ilçelerinde, Ege'nin diğer illerinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde konserler verebilecek bir orkestramız oluştu. Tabii yurt dışı turneleri de sonuçta söz konusu. Biliyorsunuz Karşıyakalılar dünyanın her yerinde yaşar. Yerel yönetimler fuar için Çin'e gittiğimde orada da Karşıyakalılarla karşılaştım ve New York'ta da Karşıyakalılar var. Bugün sabahleyin New York'ta yaşayan Karşıyakalılar ilk yurt dışı turnesi için New York'ta bir program hazırlamaya başladılar şimdiden. Umarım biz oda orkestramızla yurt dışı turnesinde New York'ta da Karşıyakalılara, Amerikalılara ve genç o yetenekli sanatçılarımızın
o eserleri çalmalarında izlettireceğiz. Başarılar dilerim Oda Orkestrası'na. Bu bir başarı aslına bakarsak ve bir başka başarı örneğini daha hayata geçirdiniz geride bıraktığımız aylar içerisinde. Her apartman bir öğrenci okutuyor projesi. Evet. Bu iki proje özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesinin içinde yer alacağına dair güzel bir gelişme yayılmaya başladı. Evet. Bunu nasıl karşılıyorsunuz, nasıl yorumlarsınız? Sonuçta sosyal demokrat bir partinin bu tabii ki programında var. Biz olan bir şeyi bugün harekete geçiriyoruz. Tabii yerel yönetimlerde bugün sadece fiziksel bir yönetim anlayışı değil, sosyal politikaları destekleyen bir yönetim anlayışının olması söz konusu. Biz bugün o sosyal belediyeciliği yerine getiriyoruz ve Karşıyaka tabii bu anlamda öncülük yapması da Karşıyaka halkının buna çok hazırlıklı ve Karşıyaka halkının talepleri doğrultusunda gerçekleşen bir iş bu. O açıdan her apartman bir öğrenci okutuyor. Gerçekten çok önemli ve sosyal politikalar açısından da diğer illerde de gerçekleşmesi gereken bir proje olduğuna inanıyoruz. Şimdi her apartmanda yaşayan yurttaşımıza diyoruz ki komşunu da al gel bu işin içerisine kat. Bu kadar ekonomik zorluk çeken yurttaşlarımızın çocuklarının eğitim yaşamını tamamlamaları için destek olmak çok önemli bir görev olarak görüyorum. Karşıyakalılar bunu başardı. Şimdi İzmirlilerin başarmasını istiyoruz. Daha sonra Türkiye'nin başarmasını istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin bugün daha fazla insanların birlikte olmaya, dayanışma içerisinde olmaya ihtiyacı var. Bu eğitim alanında başlar. Diğer alanlarda da devam eder diye düşünüyorum. 9 aylık görev süresi içerisinde hem Oda Orkestrası'nı oluşturup Türkiye'deki diğer sanat camiasında örnek gösterilmekte ayrıca gurur veriyor. Böyle bir gururu yaşatan tüm ekip arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türkiye'de sanata kendini adamış insanların hiçbir karşılık beklemeden böyle bir işi yapmak için koşturup da gelmelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Yani bir Rengim Gökmen burada genç kardeşlere ve kente değer katmak için gelmesi, destek vermesi diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte bize ayrıca büyük onur veriyor. Biz bunu yaparken İzmir'de Devlet Senfoni Orkestramızın çok değerli şefi ve diğer arkadaşlarla işbirliği içerisinde yine opera balenin çok değerli müdürleri ve ekip arkadaşlarıyla birlikte işbirliği içerisinde yapmanın da ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman bir kez örnek daha, gösterilmek ve bu onuru yaşamak da bu kadar kısa süre içerisinde seçilmiş bir belediye başkanı olarak da yaşamam bana ayrıca onur veriyor. Bunu arttırarak devam ettireceğiz. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Belediye başkanı olarak bu kadar emek verip farklı kademelerde görev yapıp Karşıyaka gibi özel bir kentin belediye başkanı olarak benim başarılı olma zorunluluğundan öte başarılı olmak gibi bir sorumluluğum var. Bu sorumluluğumu da halkıma karşı da yerine getiriyorum. Teşekkür ediyoruz biz de bizimle birlikte olduğunuz için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'la birlikteydik. Bir kez daha hatırlatalım. KODA yani Karşıyaka Belediyesi'nin Oda Orkestrası ilk konserini 17 Ocak Cumartesi günü verecek. Saygıyla almış olalım Hikmet Şimşek sahnesinde. İzmir turizminin içler acısı hali 2014 rakamlarına da yansıdı değerli izleyenler. İl Turizm Müdürlüğü verilerine göre İzmir'e geçen yıl gelen turist sayısı